Size öykü içinde bir öykü anlatmak istiyoruz bugün. Aslında her şey usulüne uygundu. Sanki biraz da zeytin hasat günlerine yakışırcasına ılık ve güneşli sonbahar günleri yaşanıyordu Ayvalık'ta. Gökyüzü zeytin ve zeytinyağının kadim topraklarına, ağaçların en aziz, en uzun soluklusuna gülümsüyordu o birkaç gün içinde. Yedincisi düzenlenen zeytin hasat günleri için bölgenin tüm üreticileri, yöneticileri, işçileri, işverenleri, sanatçısı, iletişimcisi toplanmış, güle oynaya bereketin, Ege'nin, sağlıklı beslenmenin ve zeytinyağının faydalarını dillendiriyordu. Bolluk ve hareketin daha yıllarca sürmesi dileğiyle bulunuyorlardı koro halinde. Bütün bunlar, zeytin ağacının ana rahmine düştüğü topraklarda olmanın coşkusuydu sanki. Asırlık ağaçların etrafında sembolik hasatlar yapılıyor, yıllanmış makinalarda tadımlar sunuluyor, kasabanın merkezindeki panayırda her üreticinin zeytinyağı ve zeytini kalite yarışına sokuluyor, zeytinyağlı yemekler diğer yağlı yemeklere kafa tutuyor ve iki arada bir derede ve yazlık sinema kıvamında Zeytin Diyarı'nın filmi gösteriliyordu. Hayat işte. Kameramız o gün bir başka filmin peşine düştü. Zeytinin binbir çeşidinin sunulduğu standların ara noktalarından birinde ardı ardına kitap imzalayan zarif bir kadının sinematografik hikayesine aslında. Adı Filiz Ali'ydi. Müzik ve edebiyat çevrelerinin yakından tanıdığı bir isim de elbette. Profesör unvanını taşıyan bir müzikologtu Filiz Ali. Ancak o gün, zeytinyağı tadımlarının yanı başında imzaladığı kitapların ne zeytinle ilgisi vardı, ne de zeytinyağıyla. O gün Filiz Ali, içimden Sabahattin Ali geçen kitaplar imzalıyordu okurlarına. Filiz hiç üzülmesin diye kızına vasiyet bırakan, Türk edebiyatının büyük ustası Sabahattin Ali'nin, yani babasının kitaplarını. Bir kitabın kapağında da aynen böyle yazıyordu. Filiz hiç üzülmesin. Öykü içinde öykü burada başlıyordu zaten. Filiz Ali'nin dedesi Ali Selahattin bir Osmanlı askeriydi. Balkanlarda, Çanakkale'de ve Ege'de yıllarca savaşmış, sıkı yönetim komutanlıkları yapmış, emekli olunca da yani Cumhuriyet'te o harpler sırasında gezip görüp de tutkunu olduğu Edremit Ayvalık bölgesine yerleşmiş, hatta zeytin ve zeytinyağı ticareti bile yapa gelmişti. 1926'nın baharında bu hayattan göçüp giden Ali Selahattin Bey'in, Ayvalık ve Edremit'te büyüyen, Cumhuriyet okullarında eğitim gören oğlu Sabahattin Ali de, hem müzik öğretmeni, hem çevirmen, hem de edebiyatçı olarak hayatını sürdürürken, Türk edebiyatına ölümsüz eserler bırakırken, dünya klasiklerini Türkçe'ye çevirirken, aldırma gönül derken, benim meskenim dağlardır diye kayıt düşerken, şiirin zirvelerinde dolaşırken, tabii ki roman ve şiirlerinde çok sevip hem dostlarıyla gelmeye devam ettiği Ayvalık'tan, Ege'den, zeytinden söz ederken, hayattan, acılardan, siyasetten, yoksulluktan, insan dramlarından dem vurarken, zalim ellerce, hunharca katledilmişti. 1948'in Nisan'ında derin bir cinayete kurban gitmişti. Ve Filiz Ali. Tabii ki babasının hatırına üzülmüyor gibi yapmıştı ama sanki yine babasının hatırına o kahredici günden bugüne onca güzel şeyler yapmıştı ki. Ankara ve İstanbul'da pek çok eğitim kurumunda yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, müziğin kalbine uzanıp durmuştu mesela. Sabahattin Ali'nin güzelim şiir ve romanlarının on binlere ulaşmasını sağlamıştı. Müzik üzerine yüzlerce makale yazmıştı. Emekliliğinde 90'ların sonunda kendine yurt olarak Ayvalık'ı mesken tutmuştu. Bu baba ve dede yadigarı topraklarda da tabii ki rahat durmamış, Uluslararası Müzik Akademisi kurmuştu. Pek çok genç müzisyen adayına ışık olmaya çalışmıştı. Çalışıyordu. Akademi 10. yılı çoktan geride bırakmıştı ve yine bıkıp usanmadan zeytinyağı şenliğidir, hasat günleridir, tadımdır, sunumdur,
Anadolu'dur, İstanbul'dur demeden babasının Sabahattin Ali'nin davasını anlatmış, kitaplarını imzalamış durmuştu. İşte o gün yedincisi yapılan Zeytin Günlerinden birinde kamera bir kez daha kaydetmişti. Filiz Ali, içinde oya gibi işlenmiş satırların olduğu pek çok Sabahattin Ali romanını, anı ciltlerini ve tabii ki bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır dizelerinin geçtiği Sabahattin Ali'den seçme şiirleri imzalıyordu. Peki bu kısa film tadında gelip geçenler, yazılanlar, anlatılanlar, gösterilenler biliyor musunuz aslında niyeydi? Kim bilir? Belki. Sabahattin Ali bir daha hiç üzülmesin diyeydi. Gökyüzünden bize hep gülümsesin diyeydi.